Ayşen Şahin, 18 Mayıs 2024, Evrensel Söz biter mi? Bu kaçıncı haftadır söz bitti cümleleri sarmış ortalığı. Söz bitti nereden pelesenk olduğu dilimizi hatırlamıyor mu kimse? Havlu atar gibi biter mi söz hemen öyle? Mevlana'nın satırlarında geçer ve aslında pasiflik değil, tavır alma çağrısıdır bu cümle. Yemeden doyun, kulaksız duyun, harfsiz konuşun, susun. Söz bitti artık. Aşıklar arının. Güzelleşin, kadehimizi çekin de esriyin. Yücelikler bineklerin binin, dalın topluluğun içine. Davranın, kalkın, tellal bağırdı. Hadi dedi, nerede erler? Aşkla kıyamet tellalı geldi size. Ne de güzel kalkış bu. Sözcükleri kullanmaya kullanmaya kolayımıza geldi sözü bitirivermek. Dilimizde 600 binden fazla kelime var, en az 70 bin ana kelime. Biz dili 400 kelimeyle hayatı asgari düzeyde yaşıyoruz. Dertler daha aşmış bir haftada. Dert anlatmaya belki el verir diye sözcükleri hatırlatmaya geldim. Vaveyla. Gencecik fidanları, el kadar bebekleri, güler yüzlü çocukları, gül gibi kadınları toprağa verdiğimizde dilimizden, gırtlağımızdan kopandır çığlık, feryattır. Her önlenebilir ölüm cinayettir. Bazen de politikasızlık diğer bir katildir. İçimize attıkça gerisi beteriyle ve misliyle gelendir. Vaveyla. Her ağızdan aynı anda çıktığında çığ olur. Tevekkeli. Siyasi tutsakların, apansız gözaltıların, koçbaşıyla kırılan kapıların dayandırıldığı kanun maddeleri tevekkelidir mesela. Yani boş yere, boşuna, rastgele. Dilhun Baktıkça kesilmiş ormana, talan edilmiş sahile, katledilmiş kentsel hafızaya, yoksulluğumuza, yoksunduğumuza, hasretlerimize, sürgünlerimize, güvensiz geleceğe, tekinsiz gecelere, memleketin geldiği hale, kalbimizdeki sızının bize ettiğidir. Her birimizin iki kaşı arasındaki derin çizginin tanımıdır. İçi kan ağlayan demektir. Ey Dilhun halkları memleketimizin! Perestiş Bir memleket, bir de gerçek. Bu ikisi için Kimi derinin ödemeyi göze aldığı bedele bakınca anlarsın. Perestiştir onlar. Yani delice sevmektedirler tutkuyla ve taviz vermeden aşklarından. Yeri gelir tutsak, yeri gelir sürgün ama dillerinde, ellerinde, rüyalarında hep hakikat, hep bu toprak. Hodbin Perestiş karşısında Hodbin Benden sonrası tufan diyiciler, devletin malı deniz yemeyen domuz, domuz dinen caiz değil, biz dibini sıyıracağız cılar. Kürsülerde vatan millet sakarya, icraata gelince ibanını yolla, siyaseti şahsi kariyerinden öte görmeyenler, en hafifi, haksızlığa karşı yılan dokunmasın diye susan, ayranı dökülmesin diye sinen, yani yalnız kendini düşünen, kendi çıkarını geriye kalan her şeyden üstün tutan. Meymenet Sahip olan herkesin ceza çektirildiği şey. İyi özellik, iyi nitelik yani. Mesleğini elinden alırlar, parana çökerler, tutsak ederler, tehdit ederler, yüzüne gülmez, sözüne gelmez, soldururlar. Pesten Kerani İktidarın söylemleri, vaatleri, açılım sözleri, TÜİK verileri, kayyum icraatları, yandaş medya manşetleri. İpe sapa gelmez, değersiz, uydurma, saçma söz demek Pesten Kerani. Yirkeleşmek Bunca emeği iyiye harcasa dünyamız gül bahçesi olurdu diyoruz ya, hani cebren ve hileyle aklın izanın almayacağı işlere imza atmanın fiili var dilimizde, kötülüğüne uğraşmak anlamında. Halka yüz gram şepildek bile layık görmeyen siyecen, guyunu, sırsıl, dam kaldıranlar arasında nasıl deniz çıkabiliyoruz sabahlara, erganem mi olduk yirmi sene sonunda, halaza salamadık yaşamı, rafıklarımızın en gostabarları tutsak da biz danılıyoruz ancak. Mübrem, acele, hızlıca, vazgeçilemez şekilde yapılması gereken demek. Güzel sıfat cümlemizde ve hedefimizde yer alsa, yeni bir cümlede söz bitmedi diye unutulmuşlar içinden bir sözcük çıksa gelse. Faşizmin daha zevahiri bu yaşananlar. Başımıza gelebilecekler namütenahi. Güzeşte tavırlar, taktikler yerine bir kere de biz cıllısak yazgıyı. Kıyamet telalı geldi bize. Söz bitti dediğin yerde başka bir şey başlamalı. Yoksa her şey biter. Ayşen Şahin